Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Xitayning Şarkı Türkistan'daki planlıq saxta teşviqat hareketleri devamlaşmaqta. Xitay Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini türlük usullar bilen yoşurup kilovatkan bulup, bu hafta yana 30'a yakın çetellik muhbirini Şarkı Türkistan'da pilallıq ziyaretke uğrullaştırgan. Xitay Teşviqat Organı Tanrıtağ Doğru'nun bu haftaki haberde kayıt kılınışça, Afganistan, Pakistan, Saudi Arabistan, İran, Mısır, Yemen, Alciriya qatarlıq 24 devletin kelgen 26 muhbir bu hafta atılmış birlikte Xitay'a nazar siliş Şinjan seferine başlayan bulup, iki yolu bölünüp Şarkı Türkistan'ın canubi ve şimalıda 6 günlük ziyareti bulundukken. Atılmış birlikte Xitay'a nazar siliş türü bolsa, Xitay Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansi CGTN'nin 2024 yılı yolu koygan noktalıq taşqi tarqıtış türü iken. Xitay'nın planı boyunca uğrullaştırılgan mezgür ziyaret ömeki aldı bilen Qorğas qadırlıq çigra iğizlerini ziyaret kılgan bulup, xəbərdə mezgür muhbirlarının Şarkı Türkistan'daki atılmış terakkiyat sudu muhiyeti ve kolaylıklarını körüp hayran kılgalıqı Xitay'nın bir belvaq bir yol sudu teşebbüsünün hayati gücünü his kılgalıqı dava kılıngan. Xəbərdə məlum bolışça, mezgür muhbirlar yana Bördala Ürümçi şəhərige berib, Şarkı Türkistan'ın tarixi, mədiniyeti, xalqının örüp adeti, iqtisadi terakkiyatıga alaqadar Xitay'nın saxta teşviqatlarını közden keçürüdikən. Xitay Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetige mas halda xalqaranın közünü boyaş kılmışını gayet zor xıracat ve küç bilen devamlaştırıvatkan bolup, Xitay bilen quyuq alaqısı bolgan yaki Xitay beres şahıs teşkilatlarını pilallıq tayarlanğan uğrullarga apırıp, onlarının iğizi arqalıq cinayetlerini pärdazlamaqta. Germaniya, Xitay-Germaniya münasibetinin nacarlaşışıdaki sebepnin Xitay'nın Rusiyanı kollışı hikayelikini bildirdi. Germaniyanın muavin baş ministeri Robert Habeck, Xitay'nın Rusiyanı kollışının Xitay-Avropa İttifaqı ve Xitay-Germaniya münasibetinin nacarlaşışıdaki açıkçılık sebep hikayelikini bildirdi. Amerika Avazı'nın haber kılışça, Xitay'da ziyareti buluvatkan Germaniyanın muavin baş ministeri Robert Habeck, 22 iyun Beijing'da Xitay'nın Rusya-Ukrayna urushida Rusiyani qo'llashi Berlin bilan Beijing'ning iqtisodiy munosabatining nacharlashish sababidir. Beijing'ning Moskvani qo'llashi iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqaradi deb ta'kidlagan. Robert Habeck yuqoridagi so'zlarni Beijing'da Xitay amaldorlari bilan o'tkazilgan Xitay-Germaniya klimat o'zgarishi yashillashtirish va hamkorlik mexanizmi bo'yicha o'tkazilgan tunji qitimliq yuqori darajalik dialog yig'indagi ichilish marosimida o'tirg'i qo'ygan. Habeck yana Xitay bu urushda Rossiyani qo'llamoqda. Muhimi Xitay bu to'qinishning Germaniya va Yevropaning bexatarlik manfaatiga bevosita ta'sir ko'rsatganligini bilishi kerak degan. Bildirilishicha, bu Habeckning Germaniya muavin bosh ministeri va iqtisod ministeri vazifasini topshirib olgandan buyongi tunji qitimliq Xitay ziyorati ekan. U Beijingga kelgan mazgilda Xitay Germaniya va Xitay Yevropa iqtisodiy va savdo munosabati allaburun nacharlashgan va iniqsizlikka duch kelgan, hatto keng ko'lamli savdo urushidan saqlanishni tas bo'lib qolgan. Yevropa ittifoqi yaqinda yana import qilingan Xitayning to'kliq avtomobillarga 17.4%dan 38.1%gacha vaqtliq qo'shimcha tamojna beji oladiganligini e'lon qilgan edi. Reuters agentligi Habeckning so'zini naql keltirib, bularning jazo tamojna beji emasligini tushunish kerakligini, Yevropa ittifoqi Xitoyga qo'ygan tamojna bejining Amerika, Braziliya va Turkiyaning Xitoyga qarshi yo'l qo'ygan jazo tamojna bejidan farqlandiganligini alohida tilga olgan. Xitay ülkelerde tabii afetler köpeymekte. Xitay'nın Guangdong ülkesinde şiddetlik yağan yağmur sebebinden yüz bergen kelgünde ülkelerinin sayı 47'ye çıktı. Xitay taratqullardaki haberlerde bildirilişe, Guangdong'un Meizhou vilayetinde Songyuan deryasının teşip getişi neticesinde yüz bergen kelgünde Pingyuan nahiyesinde 38 kişi ölgen. Bunun bilen bu nahiyede kelgünde ülkelerinin sayı 47'ye çıkan. Bunundan ilgiri Meyşen nahiyesinde 4, Jiulang nahiyesinde 5 kişi ölgen idi. Heptilep yakan şiddetlik yağmur, kelkün ve yer güçlerini keltürüp çıkarıp zor maddi ziyanlarının körülüşüge sebep olgan. Songyuan deryası bu içi yüzligen kövrük örülüp düşgen.
365 kilometr uzunlukdagi yo'l buzg'unchilikka uchragan, bir qancha yuz gektarlik dehqonchilik etizi suv ostida qolgan. O'tgan hafta Xitoyning janubidagi Fujian, Guizhou o'lkalari bilan Guangxi Zhuang Avtonom rayonida yoqqan shiddatli yomg'ir sababidan kalkun yuz bergan edi. Xitoy meteorologiya idorasi Guizhou, Henan, Anhui va sharqdagi Jiangsu o'lkalarida shiddatli yomg'ir yog'adiganligini bildirib, kalkundan mudofiyalanish to'g'risida ogohlantirish e'lon qilgan. Rossiya Xarkivni yana bombardimon qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiyaning Xarkivda bir binoni bombardimon qilishi natijasida 3 kishining hayotidan ayrilganligini, 19 kishining yaralanganligini uqtirdi. Prezident Zelenskiy ijtimoiy tarqatuv adresida uchur ham bahrlab, Rossiyaning portlash kuchi zo'r bombalar bilan Xarkivni yana bir qatim bombardimon qilganligini bildirdi. U bir toralg'u binosiningmi bombardimon qilinganligini eskertib, 3 kishining hayotidan ayrilganligini va 19 kishining yaralanganligini bildirdi va Rossiyaning bombardimonlarining to'xtatilishi kerakligini ta'kidladi. Dünyadaki çoğ şehirlerde İsrailiyaga qarşı namayiş partiladi. Dünyanın her qaysı joylarida Gazzada qatliam yurgizayotgan İsrailiyaga qarşı noroziliklar borgan sari kuchaymoqda. Angliya, Germaniya, Avstriya, Kanada va Italiyada xalq maydonlarida to'planib, Falastinni qo'llash namoyishlarini uyushtirdi. Angliya poytaxti Londonda bir to'p Falastinni qo'llovchilar bir yerga jam bo'lib, Isroilga qurol-yarog' yetishni va G'azzada darhol urush to'xtatishni talab qildi. Germaniya poytaxti Berlinda G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish shiori bilan boshlangan va taxminan 3000 kishi qatnashgan piyoda yurish jarayonida saqchilar bilan namoyishchilar orasida surkilish chiqdi. Ba'zi namoyishchilar qo'lga olindi. Berlindagi bir savdo sariyi oldidami 60 ga yaqin kishi Isroilga qarshi shiori to'lab namoyish qildi. Bu yerda 11 kishi tutib ketildi. Avstriyaning Vienna shahrida mo namoyishchilar Isroilning G'azzadagi qirg'inchiligiga qarshi piyoda yurdi. Parlament binosi oldida to'plangan Falastin qo'llovchilari G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat, darhol urush to'xtat va G'azzaga erkinlik deb shiori to'ldi. Kanadaning Toronto shahri va Italiya poytaxti Rim shahrida Isroilning hujumi ostidagi G'azzada yashayotgan falastinliklarni qo'llash maqsadida namoyish o'tkazildi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programmada ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.